İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geçen derste size bu mouse'un ikonunun, mouse kursörünün görüntüden kaybolmaması için Aura Player Controller'da şu kısmı eklemiştik. Mouse kursör gözüksün, ok şekli varsayılan olsun. Mouse şeye kilitlenmesin, oyun alanına kilitlenmesin ki mouse'u dışarıya, oyun alanının dışına çıkartıp editörün diğer komutlarını kullanabilelim ve kursörü saklamasın, sürekli görebilelim. Bunları buradan söyledik. Aslında editte, proje settings'te eğer mouse yazarsanız, şurada da o ayarların bir kısmı var. Capture işlemi sadece mouse tıklandığı zaman olsun ve mouse lock yapılmasın. Do not lock bir tanesi en azından burada var. Ve bu durumdayken derleyip play düğmesine tıklarsanız o zaman kursör kaybolmaz. Dışarı çıkabilirsiniz. Mesela şurada bir buton var. Detaches butonu. Ona tıkladığınız zaman bu default pawn'un kendisini bu şekilde görme şansınız var. Default pawn'u seçersek şuradan default pawn 0 ve focus diyecek olursak B'ye bastım klavyeden. Onu burada görüyoruz. Yeniden yukarıdaki bu sefer attach butonu o. Detach butonuydu demin. Yeniden player'ın gözünden dünyayı bu şekilde görüyoruz. Biz yine bunu sadece bu mouse ile ilgili ayarları yapmak için default pawn class'ı bizim kendi karakterimizden default pawn'a getirmiştim. Bir tekrar normal pozisyonuna getirecek olursam geçen derste kaldığımız son nokta sadece D ve A tuşlarına basınca sağ sol, W ve S tuşlarına basınca da ileri geri tuş kombinasyonu yaparsanız mesela A, W veya WD vesaire şeklinde çarpması hareket yapabiliyor sadece. Bu derste şunu yapacağız. İşin içine mouse katacağız. Bir yere tıkladığımız zaman herhangi bir yere karakter oraya doğru hareket edecek. 360 derece etrafında herhangi bir nokta olabilir. Dersin sonuna doğru da arada bir engel olursa ne yapması lazım? Bizim ne yapmamız lazım? Onu inceleyeceğiz. Navigation pad ve bir spline kullanacağız. Etrafından dolanacak. Şeylere şimdilik girmiyorum. Yürüme, koşma animasyonunu henüz yapmadık. Hareketlendiği zaman idle animasyonundan yürüme ve koşmaya geçmesi lazım. Bir de sağ tarafa gidiyorsa yönünü sağ tarafa dönecek. Onları da bir sonraki ders yapacağız. Onlar kolay ayarlar ama şimdi yapacağımız önemli bir ayar. Mouse'u işin içine sokacağız. İlk çıkış noktası bir action tanımlamaktır. Content'te, Blueprints'te, input'un içerisinde input actions'ta daha önce sadece D, A, W, S tuşları için şu move action'ı tanımlamıştık. Şimdi de mouse'un sol butonu için bir action tanımlayacağız. Input. Input action, IA, alt çizgi, left mouse button, LMB bu şekilde. Burada tek ayarımız şuradan. Value type'ı dijital değil, axis 1D olarak ayarlıyoruz. Burada başka bir ayarımız olmadığı için kapatıyoruz. Şimdi de input mapping kontekste mappinglerin sırasına onu ekleyelim. Bakın daha önce move eklemiştik. Bir mapping daha ekleyeceğiz. Mappings'in yanındaki artı butonuna tıkladım. Şuradan left mouse butonu seçtim. Ve onun altında şu klavye resmine tıklarsanız bir kere sarıya döner. Bir kere daha tıklarsanız mouse'a geçer. Birinci seçenek zaten left mouse button'dır. Onun için onu olduğu gibi bırakıyoruz. Herhangi bir ayar yapmıyoruz. Trigger veya modifier. Sadece sol buton, sol mouse butonu olduğunu söylememiz yeterli. Bununla da şimdilik bir işimiz yok. Ve bu yeni enhanced input sistemin objelerini tanımlamış olduk. Bir tane input action tanımladık ve onu input mapping kontekste sıraya soktuk. Buradaki işimiz tamam. Bunun kullanılması için Aura Player Controller'da yapmamız gereken işlemler var. Daha sonradan yapacağımız işlemlere hazırlık olması bakımından bir data asset tanımlayacağız. Yani bir takım eşleştirmeler yapmamız gerektiğinde mesela bir action ve bir gameplay tag. Gameplay tag'leri henüz işlemedik ama
tek konusuna aşinasınızdır, bilirsiniz. Etiket diyebiliriz, Türkçe karşılığı. Etiketliyoruz objeleri çeşitli maksatlarla kullanmak için sonradan. Evet, bir action ve bir tag'i, yani action'ları ve tag'leri birbirlerine eşleştirmek için bir data yapısı kullanmamız lazım. Bunu input'un içerisinde yapacağız gene burada. Ama öncelikle bunun C++ dosyasını oluşturup sonra buraya gelip, yine bu noktaya gelip onun blueprint'ini oluşturacağız. Ben önce size C++ class kısmında orada public'te input'un içerisinde bizim daha önceden oluşturduğumuz kendi enhanced input komponentimiz olan Aura input komponentin yanına sabit ona tıkladım. New C++ class dedim. O class'a girerseniz burada data asset yazarsanız eğer şuradaki data asset. Next butonuna tıklıyorum. Yerimiz tamam. Sadece adımızı Aura input config diyelim. Ve create class diyeceğim dedim. Burada oluştu. Aura input config header ve cpp dosyaları burada. Şimdilik sadece bir struct tanımlayacağız ve o struct cinsinden bir array tanımlayacağız. Struct yapımız şu şekilde. İlk defa oluşturduğumuz için açıklama şeklinde şöyle söyleyebilirim. Use struct diyoruz. Parantez içerisinde blueprint type struct kelimesini kullanıyoruz. Şurada da bizim kendi verdiğimiz isim var. Struct'ları genelde F harfiyle başlatıyoruz. Aura input action zaten demin tespit ettiğimiz isimdi bu yapı için. Adı F Aura input action. Generated body'den sonra şimdilik sadece şu class değişkenini tanımlıyoruz. Const olacak. Class olduğunu söyledik. Input action'ları saklayacağız. Ben biraz önce size eşleştirmeden bahsetmiştim. Bir tane daha buraya bir U property gireceğiz sonradan. Eşleştirmeyi o zaman yapacağız. Evet, struct yapımızı bu şekilde belirledikten sonra bunun cinsinden bir array oluşturalım. Generated body'den sonra public kısmına şöyle bir array tanımlayalım. U property edit defaults only blueprint read only. Array'imiz yukarıdaki struct yapısı cinsinden bir array. Adı da ability input actions olsun. Bu şekilde tanımladıktan sonra kaydedelim ve değerlememizi yapalım. Compile complete dedi. Şimdi bu Aura input config cinsinden bir blueprint oluşturacağız. Bunu aynı C++ class'da yaptığımız klasör yapısının benzeri blueprintler içinde var biliyorsunuz. Blueprints'te input'un içerisinde daha önceden mapping konteksti oluşturduğumuz yere sağ butona tıklıyoruz. Şimdi burada data asset'ler için bir C++ kodundan blueprint oluştururken miscellaneous kullanıyoruz. Burada data asset var. Bu şekilde. Sağ taraftaki açıklamanın ilk satırını okuyayım sadece. Data asset cinsinden oluşturduğunuz bir class yapısını kullanarak biraz önce oluşturduk. Bir takım bilgileri, datayı saklamak için kullandığımız bir asset olacak bu. Buna tıkladıktan sonra arama kutusunun içerisine yazmama gerek bile kalmadı. Şu en üstteki biraz önce oluşturduğumuz C++ kod Aura input config select dedim. Adını da başında data asset'in kısaltması DA olmak üzere aynı ismi verelim. Aura input config. Ben buna çift tıkladığımda karşımıza o array hemen çıktı. Bakın array'imiz buydu. Array'imizin adı Ability Input Actions. Array'imizin elemanları da F Aura Input Action. F Aura Input Action şurası. Onun da bilgi olarak içerisinde input action'lar var. Yani işte burada adı, array'in adı Aura Input Config. İçinde tuttuğu bilgi Ability Input Actions. Bir tane artı butonuna tıkladım. Bir elemanı açtı. Bizden input action istiyor. Bu input action işte şu. Zaten sadece bu var şimdilik. Daha sonraki derslerde bunun altına bir de tag ekleyeceğiz. Yani etiket ve input action eşleştirmesi yapmak maksadıyla buraya bir U property daha tanımlayacağım bunun altına. Sonra burası index şurada açıldığında input action'ın yanında bir de tag açılacak burada. Böylelikle bir input action'la bir tag'i bu şekilde eşleştirmiş olacağız.
Ama bu derste bu yeterli bizim için. Sadece bir input action, o da bu dersimizin konusu mouse'un sol butonu olduğu için input action left mouse button. Buraya girdik. Kademe kademe ilerliyoruz. Bununla işimiz kalmadı şimdilik ama şeyi unutmayın. Data asset aura input config'in içerisinde input action left mouse button var. Hatırlayacak olursanız bizim Aura Player Controller'ın içerisinde setup input component vardır. Bunu biz uydurmadık bu ismi. Bu isim Player Controller'ın kendi yapısında var olan, zaten var olan bir fonksiyon. Onu size ben kanıtlamak için veya hatırlatmak için eğer public içerisinde Player'ı açar, şu Aura Player Controller'ı da buraya açarsam, şöyle yan yana açıldılar. Aura Player Controller'da setup input komponentin yanında override yazısını gördüğünüzde anlarsınız ki bu fonksiyon şuradan geliyor. Yani A Player Controller. A Player Controller zaten Unreal'ın kendi class yapısından geliyor. Biz ondan şu isimle bir türetme yapıyoruz. Çünkü kendi ilavelerimizi yapıyoruz şu şekilde. Biz kendi ilavelerimizi yapıyoruz bu şekilde ama onun zaten hazır olan kendi fonksiyonları ve değişkenleri de var. İşte setup input komponentte o hatırlatmadan sonra yaptığımız işlemler. Öncelikle madem A player controller'dan türetme yapıyoruz, üst class yapısında yapılması gereken işler olabilir. Onlar yapılsın. Ondan sonra bizim istediğimiz şeyler yapılsın. Bu iki satır. Burada da işte yine geçen dersteki klavyeden A, D, W, Set tuşlarına bastığımız zaman sağa sola ileri geri hareket etmesini sağlayan Move Action'ın bağlantısını kurmuştuk. Bunun hemen alt satırında şöyle bir tanımlama yapacağız. Biraz uzun bir satır, bölebilirim sizin daha iyi okumanız için. Şuradan bir bölelim önce. Evet, burada yeterli geldi. İki satıra böldüm ama yaptığı işlem şu. Şu fonksiyon bizim yazacağımız bir fonksiyon olacak. Nerede? Enhance input komponenti türetmiştik hatırlarsanız geçen ders. Adına Aura input komponent demiştik. Yukarıda şu an için açık değil. Açacağım onu. Onun içerisine bir fonksiyon yazacağız. Ve ona biraz önce o data asset'in içerisindeki ki o da burada input config ismiyle temsil edilecek. Yani şu data asset tıklayacak olursam şimdilik sadece input action left mouse button var bilgi olarak. İşte onun player controller, Aura player controller içerisindeki karşılığı şu. Bunun içerisinde ne bilgisi var şu an için? Sadece bir tane bilgi var. Tek bir satır bilgi var. O da input action left mouse button. Demek ki bind ability actions fonksiyonuna giden bilginin bir tanesi. Anlamanız için tam son halini söylüyorum. Input action left mouse button. Yani sol butona bastığımız zaman tetiklenecek olan action'ın hangisi olduğu bilgisi şunun içerisinde var. O tetiklendiği zaman bu class yapısının içerisinde yani bu objenin içerisindeki şu üç fonksiyon çalışsın istiyoruz. Şimdi bir tanesi basıldığında yani ability input tag press dediğine göre oradan anlıyoruz. Mouse'un sol butonuna basıldığı zaman bu fonksiyon çalışacak. Elimizi çektiğimizde release çalışacak. Basılıyken de şu çalışacak. Şimdi burada olmayan şeyler şunlar. Ben bunu size yazdım burada ama bind ability actions fonksiyonunu yazmamız gerekiyor şeyin içerisinde. Aura input component yani enhanced input component'ten türettiğimiz bizim kendi ilavelerimizi yaptığımız onu açayım hatta sırası geldi. Şurada bakın aura input component yeri şurada en sağda olsun. Header dosyasında hiçbir şey yok. Private'ı açalım. Private'da da henüz hiçbir şey yapmamışız. Yani biz bunu hatta hatırlarsanız geçen ders ben size şey demiştim. Daha şimdiden yani geçen derste bu Enhance Input Component'in bu özel halini, bizim türettiğimiz halini aslında geçen ders lazım olmadığını, bir sonraki ders lazım olacağını ama sırası gelmişken şimdiden oluşturacağımı söylemiştim. İşte böyle hali hazırda mevcut olan bir class yapısını türetip içine hiçbir şey yazmazsanız yani hiçbir ilaveniz olmazsa o zaman sanki tamamen üst class'takini kullanıyormuş gibi oluyorsunuz. Ama işte değişiklikler yapmaya şimdi başlayacağız. Buraya biraz önce gösterdiğim şu
Bind Ability Actions'ı yazmamız lazım. Çünkü burada Aura Input komponentin ifade ettiği şey yukarıdaki Aura Input komponent header dosyası ve tanımlamayı buraya koyacağız. Önce onu koyalım. Evet, bu şekilde yaptığımız ilave şu. Yazmamız gereken fonksiyonu yazdık. Bind Ability Actions. Şurayı şimdilik bir daraltalım şöyle. Ardından şeyle de yapabiliyoruz şununla. Kopyayabiliyoruz. Ona rağmen şu 19. satır sığmadı ama en sonunda sanırım. En son ne var? Health function type, health function var. Onun için bölmeye gerek yok satıra. Bind ability actions'ın tanımlaması yukarıda class yapısının içerisinde, yani şurada yapılıyor. Public'in altında bind ability actions ilk aldığı şey input config, yani çağrılırken şurada input config bilgisi gidiyor. Sonra çok genel haliyle bir obje. Bu burada esnek yapılmış. Bir üst satırda template oluşturularak en genel şekliyle olabilmesi için template'de tanımlama user class için class olarak tanımlanmış. Herhangi bir class olabilir. Biz çağırırken burada mesela şu this kelimesi var. This kelimesi bu class'ı gösteriyor. Bu nedir? Player controller'dır. Demek ki player controller class bilgisi gidiyor öbür tarafa. Diğer 3 tanesi de bunlar da yine üst tarafta sadece type name olarak belirtilmiş. Buraya gelirken yine bakacak olursak fonksiyon isimleri söylenmiş. This class'daki iki nokta ability input tag press. Bu fonksiyonlar şu an için yok. Birazdan ekleyeceğim. 3 tane fonksiyon ismi gönderiyoruz. Yani şu bir üst satırdaki bind action işlemini diğer tarafta yapabilmek için ona gerekli olan bütün bilgileri göndermiş oluyoruz. Input config'in içerisinde action bilgisi var. Aynı üst satırdaki move action'a benzer şekilde input action bilgisi şu input config'in içinde var. Trigger olayı diğer tarafta her fonksiyon için ayrı ayrı tanımlanacak. Burada onu göndermemize gerek yok. O onu diğer taraf bilecek. Sonra da üstteki satırda doğrudan doğruya çalışacak olan fonksiyon bu class'ın içinde olduğu için this dedikten sonra fonksiyon ismi söylenmiş. Fakat bizim bu kendi yazdığımız özel fonksiyonda 3 ayrı durum için çalışacak 3 ayrı fonksiyonun isimleri parametre olarak gönderiliyor. Ve öbür tarafta da çok basit bir şekilde şurada bind ability actions çalıştığı zaman öncelikle input config'in içerisinde birden fazla action olabilir. Ama bizde şu an için sadece bir tane var. Sadece şu input action left mouse button var. Daha sonradan artırılacak right mouse button ve klavyedeki 1, 2, 3 ve 4 tuşları eklenecek buraya ilerleyen derslerde. Şimdilik sadece bir tane ama sanki birden fazlaymış gibi bir for döngüsüyle başlıyoruz. Yani input config'in içerisindeki bütün action'lar için bind işlemi yapılacak. Bakın şu bind action burada. Biraz önce Aura Player Controller'da üst satırda uyguladığımız sistemin kendi fonksiyonu olan bind action'ı burada kullanıyoruz artık her durum için. Şimdi pressed function için trigger started. Release function için trigger event completed. Health function için de trigger event triggered. Çünkü yine ötekine gidecek olursak orada mesela bir üst satırda move action için, yani klavyeden A, D, W ve S tuşlarına bastığımızda sadece trigger tetiklendiğinde kullanılıyor. Fakat mouse için kullandığımız şeyler started, completed ve triggered. Mouse'a tıkladığımızda, mouse'tan elimizi çektiğimizde ve basılıyken. Tuş için triggered, tuşa basılıyken, mouse için de tıklayıp böyle beklediğimizde health fonksiyonu. Böylelikle bind action işlemini kendi üzerinden atıyor. Player controller şeye gönderiyor. Input komponente göndermiş oluyor. Burada da yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. Fakat orada yapılmasının bir sebebi var. Onu da daha sonradan göreceğiz. Evet, bu hazır şimdi. Diğer taraftaki açıklama bu şekildeydi. Yalnız bu şeyler yok şu an.
AuroPlayer Controller içerisinde şu 3 fonksiyon henüz mevcut değil. Onların tanımlamasını yapalım. AuroPlayer Controller header içerisinde. Evet, bu 3 fonksiyon. Bunları şey yapalım. TPP içinde kullanalım. AuroPlayer Controller'da onları buraya yapıştırırsam neler eksik? Üstü parantezlerimiz eksik. Onları koyacağız ve bunları kademe kademe ben size oluşturacağım. Şu lazım bize. Yani AuroPlayer Controller'daki fonksiyon 3'ü içinde, bir de nokta virgülü silip parantezimizi açıyoruz. Şimdilik sadece bir debug olması bakımından gengine at on screen debug message diyoruz. Eksi 1 virgül 3 nokta f virgül f color. Mesela bu press olduğuna göre bu kırmızı olsun ve text olarak da pressed diyelim. Sonra bundan bir kopya alalım. Şuralara yapıştıralım. Elimizi çektiğimizde yeşil renkli yazsın. Green ve released yazılsın. Alt de blue olabilir. Basılıyken blue renkli. Ona da alt diyelim. Eksiğimiz var mı bakalım. Bind işlemini setup input komponentte yapılmasını istedik. Input config şu anda eksik. Bu peşinden yazmıştım ben şu satırı size. Diğer taraftaki şu eksik olan fonksiyonu tamamladık. Şu 3 fonksiyonu yazdık. Bir tek şu eksik. O da header dosyasında. Şuraya yazalım. Input config. Aura input config cinsinden. Bu class tanımlamasını yapmak için yukarıya şu daha önce yaptıklarımızın yanına input action'ın altına Aura input config'i madem şurada kullanıyoruz, onun class olduğunu şurada söyledik. Burası tamam. Evet, şimdi CPP dosyasında da onu zaten kullanıyoruz direkt. Burada kullanıyoruz. Atamasını player controller'da yapacağız. Şimdi her şeyi kaydettim. Bir derleme yapalım. Aura player controller'ı açalım. Çünkü atamayı orada yapacağız. Player'da Aura player controller. Bunu şuraya yerleştirelim. Şurada sıraya girdi. Input config atanmak üzere bekliyor. İşte içinde şimdilik sadece input action alt çizgi LMB left mouse button'ın olduğu dataset burada bildirildi. Bildirildiği için problem çıkmaz. Compile dedim. Play düğmesine tıkladım. Ben mouse'a bastım, hemen çektim. Siz sol üst köşede tersten okuyacaksınız yalnız. Bu debug yazıları alt aşağıdan başlar, yukarı doğru gider. Önce press, sonra bir süre held, yani basılı tutuyorum. Hemen çektiğim için sadece 3 tane yazıyor. Sonra da release. Biraz fazla basılı tutarsam böyle. Çok basılı tutarsam da sürekli held görürsünüz. Ancak elimi çektiğimde release görürsünüz. Demek ki şey çalışıyor artık. Mouse'un tuşlarına bastığınız zaman çalışması gereken şu rest, released ve held fonksiyonları çalışıyor. Bu gengine debug message'lara ihtiyacımız kalmadı. Onları sildim. Öncelikle bize sürekli çalıştırmamız gereken bir fonksiyon gerekli. Bu player tick olabilir. Her header dosyasında Aura player controller için generated body'nin altında public kısmında biraz sonra lazım olacağı için şeyi de dahil ettim. Constructor fonksiyonunu, AuroPlayer Controller. Şimdilik boş bırakacağım, birazdan lazım olacak. Ama şimdilik ilk anda lazım olacak olan sürekli çalışan, sürekli kontrolleri yaptırabileceğimiz bir fonksiyon. Player Tick fonksiyonu. Delta time aralıklarla çalışan. Bu sistemde zaten var olan bir fonksiyon. Biz bunu overwrite ediyoruz. Diğer tarafa geçelim ve en yukarıya. Buraya. Evet, şimdilik konstrüktörü boş bırakıyorum. Birazdan lazım olacak ama şimdi lazım olacak olan bize player tick. Yapmaya çalışacağım şey şu fonksiyon yardımıyla, bunu daha yazmadık. Cursor trace isimli fonksiyon yardımıyla biz sahnede şu mouse'u hareket ettirdiğimiz zaman alttaki floor objesinin hangi noktasına denk getiriyoruz mouse'umuzun kursörünü, bu okunu, onu tespit eden bir
fonksiyon var. Buradan bir ray gönderiyor. Işın. Işın gidiyor color objesine çarpıyor. Tam çarptığı noktanın koordinatlarını veriyor bize. Onu kullanacağız. Evet. Bize iki tanımlama gerekecek header dosyasında. Bir şu cursor trace'i, ben burayı direkt yazdım size ama onun tanımlaması var. Header dosyasında, private'da şu son kısma iki şeyi birden yazıyorum. Bir tanesi işte o cursor trace isimli fonksiyonu madem kullanacağız. Burada onu belirtiyorum kullanacağımı. Bir de işte o ışından bahsetmiştim. Arkadaki floor taban objesine çarptığı zaman. Daha doğrusu visibility kanalı açık olan herhangi bir obje de olabilir. Başka bir obje. Ona çarptığı zaman çarptığı noktayla ilgili sadece koordinat değil başka bilgiler de var. Bilgileri içinde saklaması için çünkü başka fonksiyonlarda kullanmak gerekecek. Saklamak için de hit result cinsinden bir cursor hit isimli struct yapısından oluşan bir değişken tanımladık. Şimdi tekrar CPP'ye geçtim. Şu sürekli çalıştırılacak. Layer sürekli çalıştığı için cursor trace'i de hemen altına yazalım. Evet, cursor trace'imiz. Biliyorsunuz ben hep basitten başlıyorum anlatırken. Daha sonradan ilave özellikler gerektikçe ekleme yapıyorum. Ama en basit haliyle cursor trace'in yaptığı şey şu visibility'yi şuraya direkt de yazabilirsiniz isterseniz. Ama böyle de yapabilirsiniz. Üst satırda tanımlayıp const bir tanımlama yardımıyla. İşte burada hazır fonksiyon şu. GetHitResult under cursor. Kursörümüzün tam altındaki yerden ışın gönderiyor. Vurduğu zaman vurduğu noktayla ilgili bilgiler kursör hitin içerisinde var. Mesela şöyle yapalım. Bizim bir draw debug sphere isimli bir fonksiyonumuz var. Mesela şöyle yazıyoruz. Öncelikle bir world objesi istiyor. Ekrana debug maksadıyla bir küre çizdirmek için. Merkez noktası pozisyonu, sonra büyüklüğü, segment sayısı, rengi, false'u geçiyoruz. False'u geçtikten sonra süre yazabiliyorsunuz. 2 saniye süre. Bunları yaptığımız takdirde eğer bir eksiğimiz yoksa değerlemeyi yapıyoruz. Compile, complete dedikten sonra play düğmesine tıklıyorum ve ben ekranda mouse'u dolaştırdıkça tam bulunduğu noktadan arkaya doğru giden ışın visibility kanalı açık olan o kanalı bir göstereyim size. Mesela floor objesini seçtim. Buradan floor objesini seçtim. Collision tabii ki details tabu açıkken search kutusunun içerisinde collision yazın kolaylık olması için. Collision'da şu collision presets'i açarsanız presets orada default ayarları olduğu için silik gözüküyor ama şurada bakın visibility var. En sağdaki blok seçili. Bunun sayesinde yani visibility kanalı sayesinde çünkü öyle söyledik. Bakın şurada visibility kanalı açık olanlar dikkate alınsın dedik. Bizim floor objesi taban objesinin visibility kanalı burada blok olduğu için onun üzerindeki her yeri seçiyor. Ama bizim şeyin karakterinki yok bakın. Karaktere bir bakalım. Play'de de bakabilirsiniz. Şuradan durdursunuz. Karakteri seçersiniz. Karakterimizin mesh'ini seçer. Collision'a bakarsak. Collision presets'te visibility'ye bakarsanız ignore olduğunu görürsünüz. Visibility ignore olduğu için bizim o şey siz, bu kırmızı debug küresi sadece floor'un üzerinde oluşur. Karakterin üzerinde oluşmaz. Şimdi bu şimdilik basit bir işlem yaptık ama yapacağımız işin başlangıcı bu. Mouse'umuz hangi noktayı gösteriyor onu tespit etmiş olduk. Bir sonraki adımımız şu olacak. Bir noktaya götürdükten sonra mouse'a tıklayacağız ve karakter oraya doğru gidecek. Yapacağımız işlem olacak. Şimdi elimizde madem karakteri götürmek istediğimiz noktanın bilgisi var. Tek yapmamız gereken karaktere, karakterin biliyorsunuz karakter komponent, hareket için bir komponenti var. Bütün işi o üstleniyor. Ona söyleyeceğiz. O da
bağlı olduğu karakteri söylediğimiz noktaya doğru hareketlendirecek. Evet, o şöyle bir fonksiyon. Öncelikle autoRun fonksiyonunu size doğrudan yazdım. Bunun tanımlaması da header kısmında. Aynı cursor trace'in hemen yanına yazabiliriz. Void autoRun. DPP dosyasında bu basit fonksiyonun yaptığı şey şu. Öncelikle burada pow'unu elde etmeye çalışıyor. Neden biz kimiz şu anda? Player controller'ız. Player controller'ın bir pow'unu var. Neydi pow'un? Hatırlayacak olursak. Bakın world settings'te şuradaki default pow'un class dediği BP Aura karakter diye burada belirtmiştik. Onu kullanabilmek için işte burada elde ediyor. Herhangi bir sebeple elde edemezse bu if döngüsü çalışmayacağı için orada bir koruma sağlamış oluyoruz. Ama bizim var zaten pawn'umuz, yani BP Aura karakter. BP Aura karaktere bir movement vereceğiz. Movement verirken tek vermemiz gereken bir vektör. Buradaki adı word direction ki üst satırdan geliyor. O bir hesaplamayla bulunuyor. Hesaplama şöyle. Şu birincisi bizim mouse'u ekranda götürdüğümüz nokta. Yani ok resmi neredeyse o anda ekranda. Bu onun bulunduğu nokta. Şu da bizim karakterimizin bulunduğu nokta. İkisi arasında bir çıkarma işlemini yaparsanız, vektörel çıkarma. O zaman karakterden bizim mouse'un bulunduğu noktaya doğru bir vektör elde edersiniz. Bunu bir de normal vektör haline döndürürseniz, yani vektörün şiddeti 1 olacak şekilde düzenlerseniz ve bunu yani bizim aura karakterin karakter movement komponentine iletilmesini sağlarsanız bu komutla o yöne doğru gider. Otoronu yalnız şeyde çalıştırmayı unutmayın. O da sürekli çalışacak. Şurada cursor trace'ten hemen sonra, yani mouse'umuzun ekranın neresinde olduğunu tespit ettikten hemen sonra oraya hareket etmesini sağladığımız fonksiyonu çalıştırdığımız takdirde bunu kaydettik. Derlemeyi yapalım. Play düğmesine tıklıyoruz. Evet. Burada sürekli bir hareket var. Çünkü yazdığımız kod sayesinde bizim mouse'umuzun ok simgesi ekranın neresindeyse karakter oraya doğru gitmeye çalışıyor sürekli olarak. Evet, file save all diyelim ve şimdi bakalım. Evet, bu hale getirdik. Şimdi böyle olmasın. Yani birdenbire play tuşuna basar basmaz karakter mouse'un olduğu yere doğru gitmeye çalışmasın. Biz tıklarsak, tıkladıktan sonra bir de bırakırsak, yani tıklayıp bırakırsak mouse'u bu hareketini yapsın. Bizim tıkladığımız noktaya doğru gitmeye çalışsın. Bizim tıkladığımız noktaya doğru gitmeye çalışması için tıkladığımız noktanın pozisyonunu bir değişkende saklamamız lazım. Bir. İkincisi de bir boolean değişken tanımlamamız lazım ki autoRun o değişkene bakarak harekete geçme zamanının gelip gelmediğini anlayabilsin. O iki değişken şöyle. Tam tıkladığımız andaki noktayı vektör olarak saklayan değişken cache destination olsun. Ve sürekli çalışan autoRun fonksiyonu harekete geçip geçmeyeceğini şu boolean değişkene bakarak karar versin ki default'ta normalde false'tur bu. Şimdi gelelim CPP'ye ve bunların CPP içerisinde ne zaman nasıl üzerlerine bilgi yükleneceğini belirtmeye. Öncelikle şeyden başlayalım. Mouse'tan elimizi çektiğimizde tıkladık, çektik. Tam o andaki nokta saklamamız gereken cursor hit'in impact point'idir. Şu yukarıda cursor trace'te kullanmıştık onu biraz önce. O hani kırmızı renkli debug sphere çizdirirken yani cursor hit biliyorsunuz ışın gönderiyoruz şu fonksiyon yardımıyla. Get hit result under cursor fonksiyonu yardımıyla gönderdiğimiz ışının alttaki flora çarptığı noktanın bilgileri cursor hit'in içerisinde. O bilgilerden bir tanesi impact point. Neden parantez yok sonunda? Çünkü cursor hit bir struct yapısı. Struct yapısının bilgilerine ulaşırken değişkenlerine doğrudan bir değişkene ulaştığımız için yani bir fonksiyon çalıştırmadığımız için sonunda parantez yok. Sadece impact point var. İşte onu burada da kullandık. Sakladık yani tam o andakini. Çünkü mouse'dan elimizi çektikten sonra
Biz mouse'u hareket ettirmeye devam ettiğimizde şu kursör çalışmaya devam ediyor sürekli olarak. Fakat o anki değer şunun içinde saklandığından dolayı, cached destination içinde saklandığından dolayı tam o nokta kullanılacak sonradan. Biz başka yere gitsek bile. Auto-running de true yapılıyor ki yukarıda şu auto-run fonksiyonunda en başa şöyle bir ifade kullanacağız. Eğer diyeceğiz işte bir auto-running değilse o zaman buradan geri çıkacak. Yani hareket ancak auto-running bool değişkeni true ise yapılacak. İkincisi de artık şurada şey kullanmayacağız. Cached destination kullanacağız şurada. Aşağıda sakladığımız cached destination değerini kullanacağız auto-run'da bunun içerisinde. Kaydedelim ve derleyelim. Play düğmesine tıkladım. Şimdi bizim küre olayı kalmış burada. Birazdan kaldıracağım ben onu. Şimdilik bırak oysun. Bakın şey artık yok. Sürekli bir hareket yok karakterde. Çünkü henüz mouse'un sol butonuna basıp çekmedim elimi. Şuradayken basıp çekiyorum. Bastım çektim ve oraya geldi. Bastım çektim oraya geldi. Şurada bir yerde yapalım. Bastım çektim oraya geldi. Böylelikle artık sürekli bir hareket yok. Sadece biz bir noktayı işaret ettiğimizde yani mouse'da tıkladığımız noktaya gidiyor karakter. Şu önce şeyi düzelteyim bir. Sürekli böyle kırmızı küre çizmesin. Sadece tıkladığı noktaya bir yeşil küre çizsin. Bunlar basit gibi gözüken ama anlamamızı kolaylaştıran şeyler. Şuradaki Draw Debug Sphere satırını buradan alıyorum. Tam Released anına koyuyorum şuraya. Green, yeşil renkli bir küre çizsin. Yalnız, yalnız değil. Şuraya Cache Destination da diyebilirsiniz. Şu sakladığı değeri. Aynı fonksiyonun içerisinde bir zaman kaybı olmayacağı için kursör hit nokta impact point da diyebilirsiniz ama biz işi doğru yapmak bakımından biz buraya da cache destination yazalım. Çünkü karakterin varmasını istediğimiz nokta cache destination noktası. Evet şimdi artık şey yok. Kırmızı küre yok. Yeşil olacak. Nereye tıklarsam tıkladım. Benim tıkladığım noktaya karakter şu anda gitmeye başladı. Peki arada bir engel olursa ne olacak? Ona bakalım bir de. Player start noktası şurası. Biz buraya bir tane content'ten assets'te dungeon'da bir corner wall koyalım. Şöyle kısa bir duvar mı bakıyoruz. Biraz yukarı çıkartalım. İyi. Böyle bir şey koyalım engel olarak. Ve onun mesela arka tarafında bir yere gitmeye çalışalım. Bu şekilde. Play deyince arkası biraz zor gözüküyor. Şöyle yapabiliriz. Tam ortaladığına göre. Bizim karakterimizin geçici olarak şu kamerasını, daha doğrusu kamera boom'unu biraz daha döndürebiliriz. Döndürme kademesi 10'ar derece. Böyle biraz daha yukarıdan baktım. Yalnız esas sağ tarafta Details menüsünde şu Target Arm Length vardır. Daha önce göstermiştim. Kamerayı yakın veya uzak tutabiliyoruz. Onu biraz şöyle 800'ün biraz üzerine getirdim. Böylelikle duvarın arka tarafında bir yeri tıklamak daha kolay olacak. Play düğmesine tıkladık. Evet şuraları görebiliyorum artık. Evet orada bir yeri seçtim. Fakat player gidemiyor. Neden? Çünkü tam arada collision'a olan bir obje var. Böyle bir obje olduğu için oraya gidemiyor. Müsait olan bir yeri tıkladığım zaman bu şekilde karakter gidebiliyor. Fakat eğer önünde bir engel olursa şu an için mesela şurayı tıklıyorum. Gidemiyor. Gitmeye çalışıyor. Gidemiyor. Bunun için şöyle bir yöntem kullanacağız. Daha doğrusu bize yardımcı olacak Unreal, Artificial Intelligence adı verilen ama aslında bugün popüler olarak bildiğimiz yapay zeka değil. Bir takım işte matematiksel fonksiyonlar yardımıyla engelin etrafından bizi dolaştıracak. Eğrisel objeye spline deniyor. Bir spline kullanacağız.
Yani bir eğrisel bir yörünge çizecek bize. O yörüngenin bazı durak noktaları olacak. Bu durak noktalarına gide gide etrafından dolaşıp bizim istediğimiz noktaya ulaşacak. Bunun için o spline objemizi tanımlayalım. Header dosyasında yine private bölümüne şöyle sıraya yazalım. Bir spline komponent adı da spline olsun basitçe. Burada bunun class olduğunu söyleyelim şuraya. Evet, spline komponent. Auto Player Controller'da da en yukarıya include dosyasını dahil edelim. Spline Component ve konstrüktör içerisinde onun atamasını yapalım. Şurada spline eşittir create default subobje use spline component adı da spline olsun. Bunu artık kullanabileceğiz. Kullanma şeklimiz şöyle olacak. Mouse'dan elimizi çektiğimizde bir kısım artık yeni bir şekil alacak. Ben onu anlatacağım size. Böyle kopyaladım. Sistemdeki Navigation pad yardımıyla ki şu anda henüz navigation pad'imiz yok. Birazdan koyacağım. O şöyle bir şey. Şu anda yok. Sağ tarafta bakın. Sadece floor, clear start ve duvarımız var. Buradaki artıya tıklayın. Buradaki volumes kısmında en üstte navigation mesh vardır. Bir tane isteyin. Şu gördüğünüz küre görünür bir özelliği yok. Mesh'i yok. Ama bir fonksiyonu var. Pek çok fonksiyonu var. Bize şimdi o fonksiyonlarından bir tanesi bir engelin etrafından bir yol belirleme olacak bizim için olan fonksiyonu. Bu navigation mesh'in pozisyonunu önce şuradan location satırından transform'un altında resetleyin 0 0 0 olsun. Sonra bunu scale ile 20 kat büyütün. Z'de 2 kat büyütmeniz yeterli. Uzaktan bakacak olursak böyle bir alan. Navigation alanı. Bizim floor biraz fazla büyük şimdilik. Sonradan büyütürüz ama floor'u seçtim yani tabanı seçtim. Tabanın scale değerleri 8 8 8. Onu da 4 4 1 yapalım bu şekilde. Tekrar şeyi seçelim. Navigation mesh'i. Tabanın altında pek bir işimiz olmayacak. Aşağıya sarkmasına gerek yok navigation mesh'in. Yukarı doğru çıkabilir çünkü merdivenine çıkılan bir kat yaparsınız. Navigation mesh'in orada da çalışmasını istersiniz. Şu anda aslında bu yeterli değil. Daha henüz üst kata çıkmadık ama şimdilik bu da böyle dursun madem hesaplamaların hızlı olması için. Navigation mesh'imiz var artık. Eğer floor'u seçer de P'ye basarsak. Bakın burada navigation mesh. Yeşil olarak boyadığı yerler ben klavyeden Polatlı'nın P'si P tuşuna bastım. Neyin kısaltması şu an bilmiyorum. Print olabilir veya başka bir şey olabilir. P'ye bastığınızda karakterin yürüyebileceği alanlar yeşil. Yürüyemeyeceği yerler de şu normal renginde. Mesela şu kısımda kısımdan içeriye gidemiyorsunuz. Demin zaten fark ettiyseniz hani ben duvarın arkasında bir yere gitmesini istediğim zaman karakter şuralarda bir yerlerde böyle kararsızca dolanmış ama şeyin dibine kadar gidememişti. Bu duvarın iç kısmına kadar gidememişti. Şurada bir yerde kalmıştı. İşte onun sebebi o. Hatta onun sebebi navigation olayı da değil. Doğrudan doğru, dolaylı olarak navigation. Yani doğrudan onun bağlı olduğu şey şu. Onu da göstermeden geçmeyeyim. B'ye tekrar bastım. Şu şeyi seçerseniz duvarı. O duvarın meshi şudur. Static mesh dediği SM alt çizgi corner alt çizgi wall alt çizgi short'tur. Onu şuradan browse derseniz size burada gösterir. Zaten buradaydı o. Buna çift tıklayacak olursanız size bunu açar. Şimdi şöyle bir obje bu. Bunu şuradaki show menüsünden collision'ı bana göster diyecek olursak göster dedim ve bakın duvarın collision'ı çok şey değil. Çok ideal değil. Aslında bakın yeşil çizgiler collision sınırlarını gösteriyor. Aslında şöyle olmalı daha doğrusu. İsterseniz tabii yapabiliyorsunuz ama önce en basit haliyle böyle yapmışlar. Siz isterseniz değiştirebiliyorsunuz bunu. Burada remove collision var. Remove collision derseniz collision kalkıyor. Burada auto convex collision var. Sağ taraftan apply demek gerekiyor. Bakın bu en mantıklısı bu oldu. Bu şekilde. Eğer böyle yaparsanız mesela kaydet dedik kapattık. Tekrar tabanı seçer P'ye basarsanız yukarı kaldıralım biraz.
Öyle. Çok yakın bir yer oluyor. En tuşuna basalım. Şimdi bakın iyi oldu. Sadece duvarın tam dibi ne gelindiği zaman player'ın geçemeyeceği yer olarak çalışıyor. Eğer P'ye basar tekrar yeşili kaldırırsak ve play tuşuna basarsak. Bakın demin şu hattın gerisinde kalmıştı. Çünkü collision, çok kaba bir collision vardı. Ben onu düzelttim. Collision'ı normal mesh objesinin görünür şekline uygun bir hale getirince dibine kadar geldi. Bu bir ayrıntı oldu. Konudan biraz ayrıldık. Şimdi navigation oluşturduk. Navigation oluşturduk fakat bunu C++'da kullanabilmemiz için yani benim şu demin yazdığım hostnelliğimizi çektiğimiz anda navigation path'i kullanarak bir şeyler yapacak burada. Fakat bunun için yapmamız gereken bir işlem var. Projenizin adı nokta build nokta cs dosyası vardır. Otomatik oluşturulmuş. Onu açıyorsunuz. Onun şu private dependency module names kısmında şuraya navigation system modülünün kullanılacağını söylemeniz gerekiyor. Bu şekilde. Bunu buraya yazmazsanız derlerken zaten hata verir. Evet, build cs dosyası ile işimiz bitti. Onu kapayalım. Bizim şeye geri dönelim. Evet, onu yapıyorduk. Navigation path'i kullanarak bizim aktörümüzün bulunduğu pozisyonla o yeşil küreyle gösterdiğim yani tıkladığımız nokta arasında şu iki nokta arasında bize bir yol bulacak. Navigation sistem. Tabii ki bunların include dosyaları daha sonradan sorun çıkarmaması için şuraya en yukarıya dahil ediyorum. Navigation path ve navigation system. Her ikisi de lazım. Çünkü burada her ikisini de kullanıyoruz. Bakın navigation path'i de kullanıyoruz. Navigation sistemi de kullanıyoruz. Her ikisinin header dosyalarını dahil ettim. Sorun çıkarmaması için. Spline'ı biraz önce tanımlamıştık. Spline bir eğrisel yörünge. Zaten şurada hesapladığı şey de bir eğrisel yörüngenin noktaları olacak. Bu defalarca yapılacağı için daha önceden yapılmış olanın önce silinmesi lazım. Çünkü yeniden oluşturuyoruz spline'ı. Sonra bir for döngüsüyle şuradaki oluşturulmuş olan o eğrisel yörüngenin içerisindeki yörünge noktalarını tek tek şimdi kullanacağız. Her bir noktanın adı point lock olsun for döngüsü içinde. Kaç tane varsa. Oraya bir şey çizdirelim. Yani bunların rengi yalnız şey olsun. Siyan olsun. Yani o mavi rengi gibi biliyorsunuz. Ve sonra o her noktayı spline'ın içine ekleyelim. Yani saklayalım çünkü kullanacağız birazdan. Nerede? Otoronun içerisinde. Çünkü otomatik koşarken bu yörünge noktalarından geçerek koşması gerekecek. İki fonksiyon arasında bağlantı kurabilmek için yani bilginin aktarılması için spline'ı kullanmış oluyoruz burada. Cache destination neydi? Bizim ulaşmamız gereken noktaydı. Bu durumda şu eğrisel yörüngenin birinci noktasından başlıyoruz. Kaç noktası varsa bu son noktası oluyor. Yani yörüngenin son noktası bizim erişmek istediğimiz noktadır. Onu cache destination içinde saklıyoruz. Ve auto-running çalışabilir demek için burada true dedik. Buradaki işlem tamam. Mouse'dan elimizi çektiğimizde. Şimdi otoranın içerisinde neler yapacağız? Daha önce çok basitti. Doğrudan doğruya cache destination neresi ise bodoslama oraya gitmeye çalışıyordu. Bunu değiştireceğiz şimdi. Ben şöyle yazayım. Bunların yerine biraz daha değişik bu şekilde. Açıklamasını şöyle yapayım. Şu demin de vardı. Eğer autorunning istenmediyse buradan çıksın. Autorun işlemini yapmasın. Autorunning işlemi ne zaman isteniyor? Mouse'dan elimizi çektiğimizde yani şurada isteniyordu. Evet, Autorun'u tekrar getirdim. Autorunning true ise devam ediyoruz. Ve şey gerekli. Blueprint Aura karakter şurada elde ediliyor. Şimdi bir yörünge var. Bize belirlenmiş. Bu eğrisel bir yörünge var. Spline'in içerisinde saklı. O yörüngenin içerisinde yani o yörünge tam olarak bizim karakterimizin ayak bastığı yerden başlıyor olmayabilir. Ona en yakın noktayı bulmak için yani daha doğrusu şöyle bir yörünge çizmiş olabilir.
Bizim karakterimiz bu yörüngenin ikinci noktasına birinci noktasından daha yakın bir durumda olabilir. O zaman şey saçma olur. Karakterimizin geriye doğru giderek yörüngenin birinci noktasına yürümesi, ondan sonra yörüngeyi takip etmesi saçma olacağı için karakterimizin, daha doğrusu yörüngenin karakterimize en yakın noktası hangisi ise oradan başlaması daha mantıklı. Onun için burada find location closest to world location 1. Sonra bir de hareket yönü lazım. Çünkü bir eğrisel yörüngede her noktada bir teğet vardır. O teğet vektörünün ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. İşte bir üst satırda bir nokta elde ettik. Her ikisi de vektör ama biliyorsunuz vektör hem bir noktayı gösterir, pozisyonu, hem de bir yön gösterir. Üstteki nokta, location on spiral noktasından itibaren ki yönümüz nasıl olacak? O yönü de işte find direction closest to world location komutuyla elde ediyoruz. Böylelikle hem yön hem nokta belirlendi direction vektörü içerisinde. Artık oraya doğru hareketlenebiliriz. Yani şeyin ilk noktasına, eğrisel yörüngenin ilk durak noktasına hareket ettirebiliriz karakterimizi. O da zaten şurada, 3. satırda. Fakat sonunda hedefe ulaşacağız. Bunu tespit etmemiz lazım. Her seferinde gittiğimiz nokta ile cache destination, yani varmamız gereken nokta arasındaki mesafenin uzunluğunu bulalım. Bu sonunda 100 birimin altına düşecektir. O zaman varmış olduğumuz için otoraniki false'a çekelim. Bir eksiğim yoksa Ctrl S'li veya Mac'teyseniz Command Alt S tuşlarıyla her şeyi kaydettikten sonra bir derleme yapalım. Play düğmesine tıklıyorum. Şuradan bir noktayı tıkladım. Bir takım noktalar belirlendi. Siz de gördünüz siyah rengiyle. Bu tarafa doğru giderken çalıştı, geri dönerken çalışmadı. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle açık pozisyondayken evet bir problem var. Ben nereye tıklarsam tıklayayım. Buraya varmaya çalışıyor. Kodda bir yerde bir hatam var, onu düzeltirim. Şurası anladığım kadarıyla 0-0-0 noktası. Dolayısıyla oraya varmaya çalışıyor. Bakalım koddaki hatamız neymiş. Evet, hatam şu oldu. Cache destination'ı mouse'umuz basılıyken sürekli olarak belirlememiz lazım. Çünkü mouse'u sol butona tıklarsınız ama tıkladıktan sonra hareket ettirme ihtimaliniz var. Hareket esnasında sürekli olarak, yani şu health sürekli çalışırken sürekli olarak da cache destination'ı tazelemeniz lazım. Çünkü released biliyorsunuz health'ten sonra çalışıyor. Yani sizi basılı tutarken şu sürekli çalışıyor. Binlerce kere, on binlerce kere şu çalışıyor. Elinizi çektiğiniz anda artık şu sabitlenmiş oluyor. O şuraya geliyor. Şuraya. Release'deki ilk Nowpad'in hesaplandığı yere geliyor. Demin ben şurayı boş bıraktığım için şuraya 0-0-0 noktası geliyordu. O yüzden de bizi hep merkez noktaya gönderiyordu. O zaman işte derlemeyi de yaparsanız play düğmesine tıkladığınızda artık sizi bir yere tıkladığınızda Nowpad hesabını yapacak. Şuraya getirelim. Eğer ben duvarın diğer tarafını tıklarsam bu gördüğünüz mavi kürecikler Nowpad'in hesap ettiği o şeyler, yörünge noktaları. O yörünge noktalarını kullanarak hareketini bu şekilde tamamlıyor. Burada bir tek şey olabilir. Mesela şuraya doğru hareket ederken bir daha mouse'a tıklarsam. Bir daha deniyorum. Şuraya git dedim. Oraya git dedikten sonra başka bir noktaya tıklamayı engellemek isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Onu yaparak bu dersi bitireceğim. Şu auto running'i press'te, yani mouse'a bir daha tıklayacak olursanız auto running'i durdurabiliriz bu şekilde. Play düğmesine tıkladım. Evet, durdurup
yeni bir yörünge başlatıyor. O da gayet mantıklı. Evet, bu dersimizde mouse'un sol butonuna tıkladığımız zaman tıkladığımız noktaya hareket olayını bu şekilde eklemiş olduk. Aslında kapatmadan bir şey daha var. Onu da yapalım. Şu held'in içerisinde şöyle bir ilave yaparsak yine kontrol pawn'u denetliyoruz var mı yok mu diye, ki tabii ki var. Elimiz basılıyken cache destination'a doğru bir hareketlenme de yapalım. Demin yoktu. Yani ancak mouse'tan elimizi çektiğimiz zaman hareket başlıyordu. Şimdi onu elimizi çekersek gene o noktaya gidecek ama bastığımız anda da hareket etmesini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Deminkinden farklı bu. Tabii siz onu göremiyorsunuz. Ben elimi çekmiyorum mouse'tan. Buradaki farkı yalnız şu. Ben elimi çekmediğim için şu an hala basılı mouse'un sol butonu. Engeli aşamıyor. Çünkü engeli aşabilmesi için benim mouse'tan elimi çekmem lazım. Elimi çektiğim anda o yörüngeyi kendisi hesap etti. Evet, bu dersimiz burada bitti. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.